İyi gelir ile birikimlerinizi yönetmek artık çok kolay. Tek yapmanız gereken iyigelir.net web sitesine girmek veya mobil uygulamayı indirmek. Küçük yatırımcılara yatırım kararlarında destek olmak için geliştirilmiş bir çözüm olan iyigelir'in platformunu tanıtmak istiyorum. İyigelir, isterseniz yatırım fonlarından, isterseniz bireysel emeklilik sisteminde yer alan emeklilik fonlarından yatırımcı davranışınıza uygun portföyler oluşturarak beğeninize sunar. Sonrasında yatırım fonlarından veya emeklilik fonlarından oluşturulmuş bu portföyleri bankanızdan veya emeklilik şirketinizden satın alabilirsiniz. Platformumuza sitemizin ana sayfasında yer alan hemen başlayın düğmesini tıklayarak girebilirsiniz. Burada karşınıza iki seçenek çıkar. İlki yatırım, diğeri de emekliliktir. Eğer amacınız paranızı yatırım fonlarına değerlendirmek ise o zaman yatırım düğmesini tıklarsınız. Eğer besteki birikimlerinizi değerlendirmek istiyorsanız o zaman da emeklilik düğmesini tıklamanız gerekir. Öncelikle yatırım kısmına bakalım. Burada ilk açılan sayfada yatırımcı davranışı kısmını seçmeniz gerekir. Yatırım davranışı birikiminizde yaşanabilecek olası dalgalanma ve kayıplara karşı nasıl bir tutum içinde olduğunuzu gösterir. Korumacı, dengeli, hareketli veya hırslı seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz. Korumacıyı seçtik diyelim ki, yan tarafta mavi kutunun içinde bu yatırımcı davranışının açıklamasını görebilirsiniz. Ardından yatırıma yönlendirmek istediğiniz tutarı buradaki kutuya giriyorsunuz. Bundan sonra iki seçeneğimiz var. İlki portföy dağılımını gör düğmesine tıklamak ve buradan direkt yatırımcı davranışınıza uygun portföyü görebilmek. İkincisi ise bir hedefe yönelik yatırım yapıyorsanız eğer hedef belirlemek istiyorum düğmesine tıklamak. Biz şimdi ilk seçenekten gidelim. Portföy dağılımını gör düğmesine tıklayalım. Bu düğmeye bastığımızda açılan sayfada yatırımcı davranışınıza uygun portföyün içinde yer alan yatırım araçlarını görebilirsiniz. Hisse senedi, döviz, altın gibi varlık sınıfları temelinde açılan bu sayfada varlıkların portföydeki yüzdesel payını ve tutarsal dağılımlarını görüyorsunuz. Ekranın sağında ise şimdi de bu dağılım uygun yatırım fonlarını görmek ister misiniz sorusu yer alıyor. Eğer platformumuza üye olursanız veya daha önceden üyeyseniz yatırım fonları dağılımına ulaşabilirsiniz. Önce oluşturduğumuz bir kullanıcı adıyla girelim. Evet. Giriş yaptıktan sonra burada bu sayfada da yine fonların bu kez portföydeki yüzdesel ve yine tutarsal dağılımlarını hem pie chart hem de bir tablo şeklinde görebilirsiniz. Şimdi ikinci seçeneğe gelelim. Tekrar yatırım dedik. Buraya yine korumacıya girelim. Ve başlangıç yatırım tutarımızı yine 20.000 olarak girelim. Bu kez portföy dağılımını gör değil, hedef belirlemek seçeneğinden gidelim. Hedef belirlemek istiyorumun yan tarafında bir soru işareti butonu görüyorsunuz. Buna bastığınız zaman hedef belirlemenin ne demek olduğunu anlatıyor. Bu kısmı da okumanızı tavsiye ederiz. Burada bir öncelikle hedef tutarı sorar. Ne kadarlık bir birikim yapmak istiyorsunuz? Ev almak, araba almak, çocuğunuzun eğitim masraflarını karşılamak gibi hedeflerle yatırım yapıyor olabilirsiniz. Buraya kaç lira tutarında bir hedefiniz varsa onu girmeniz lazım. 200 bin lira girelim. Ardından da kaç yıl içinde bu parayı biriktirmek istiyorsanız onu yıl bazında seçmeniz lazım. Biz diyelim ki 5 yıllık bir sürede bu parayı biriktirmek istiyoruz. Son olarak da her ay bu yatırım hesabına koyacağımız aylık tutarı girmeliyiz. Diyelim ki 3000 lira koyacağız aylık. Tüm yapmanız gereken bu. Hesaplama düğmesine bastığınız zaman sağ tarafta açılan görselde girdiğiniz parametrelerle hedefinizi ne oranda tutturabileceğinizi görürsünüz. Grafikteki mavi alan paranızın ulaşabileceği hatta olası değeri,
Kırmızı veya yeşil alan ise açık kalan veya fazla olan tutarı gösteriyor. Bizim girdiğimiz parametrelerle bizim birikim tutarımız 222.849 lira olacakmış. Bu şu demek, başta 20.000 lira yatırırsam ve her ayda 3.000 lira yatırırsam 5 yıl sonra korumacı bir yatırımcı davranışıyla 222.849 liraya ulaşma ihtimalim var, bunu söylüyor. Benim amacım 200.000 liraydı. Demek ki ben hedefimi 22.849 lira ile geçebiliyorum. Grafiğin altında hedef tutturma oranı görmektesiniz. Bu oran birikim tutarınızın hedef tutarınıza bölünmesiyle bulunuyor. Olası birikiminizin hedefinizin yüzde kaçına karşılık geldiğini ifade ediyor. Bizim örneğimizde %111 oranında bir hedef tutturmamız söz konusu. Sol tarafta yer alan parametreleri değiştirerek, yani başlangıç yatırım tutarınızı, aylık yatırılacak tutarı, yatırımcı davranışınızı veya yatırım sürenizi veya bunların bir kısmını veya hepsini değiştirerek hedefinize nasıl ulaşabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz. Biz burada diyelim ki yatırım süremizi arttıralım veya azaltalım. Mesela yatırım süremizi 3 yıla indirelim. 3 yılda nasıl bir hedef tutturma oranı ortaya çıkacak? Burada da ben 3 yıl boyunca bu birikimi yaparsam hedef tutturma oranım %69. Yani 200 bin liranın 137 bin 37 lirasına ancak ulaşabilirim. 62 bin liralık yaklaşık bir açığım olduğunu gösterir. Veya burada yatırım süresini yine ben 5 yıl yapayım. Aylık katkı paylarını diyelim ki değiştirelim. Bunu da 5 bin lira yapalım. Tekrar hesapla dediğimde bu kez hedef tutturma oranım %178'e çıktı. 200 bin liralık hedefimi geçerek 355.278 lira gibi yaklaşık bir birikim tutarına ulaşabilirim. Sonrasında ilk seçenekte olduğu gibi portföy dağılımını gör düğmesine tıklayarak yatırım fonu dağılımına aynı şekilde gidebiliriz. Şimdi de emeklilik kısmına bakalım. Emeklilik fonlarını satın alabilmek için BES şirketlerinden biriyle bir sözleşme yapmak gerekiyor. Sonrasında anlaştığınız emeklilik şirketinin fonlarından oluşan bir portföy kurabiliyorsunuz. Bu portföyü de yılda 6 defa değiştirme hakkınız var. Platformumuzda emeklilik kısmının yatırım kısmından tek farkı açılan bir sayfada emeklilik şirketini seçmek. Biz de burada emeklilik düğmesine basalım. Burada bakın lütfen şirket seçiniz ifadesi gelir. Burayı tıkladığınız zaman şu anda bireysel emeklilik sisteminde yer alan emeklilik şirketlerinin listesini görüyorsunuz. Siz buradan bir şirket seçerek anlaşmanızın olduğu veya potansiyel emeklilik şirketiniz diyebiliriz buna. Bu listeden bu şirketi seçerek devam et diyoruz. Sonrasında yapacağımız bütün işlemler yine yatırım sekmesiyle aynı. Yine yatırımcı davranışımızı seçiyoruz. Ardından yatırıma yönlendireceğimiz tutarı giriyoruz. Portföy dağılımını gör dediğimizde yatırım sekmesinde karşımıza çıkan gene varlık sınıfları geliyor burada da. Hisse, altın, tahvil ve döviz gibi. Sonrasında seçtiğimiz emeklilik şirketinin bu varlık dağılımlarına uygun olan fonlarını görmek için yine sisteme, platforma üyesek giriş yapmamız gerekiyor. Evet, platformumuza girdikten sonra bize az evvel seçtiğimiz yatırımcı davranışına uygun emeklilik şirketimizin fonlarını burada bir liste halinde ve pie chart halinde getiriyor. Buradan dağılımları ve tutarsal bazda portföyümüzün dağılımını takip edebilirsiniz. İyi gelirde fon dağılımları ayda bir değişir. Her ayın 3'ünde yeni dağılımları platformumuzdan görebilirsiniz.